Abi 17 Aralık rezaletinde o ayakkabı kutusundan 4,5 milyon dolar çıkan Halk Bankası Genel Müdürü de tahliye edildi dün. 13 kişi toplamda tahliye edildi. Gürsel Tekin CHP'nin genel başkan yardımcısı tarih veriyor. Diyor ki İranlı iş adamı Zerrab da 25 Şubat'ta o da diyor dışarı çıkacak. Üstelik de bir tahliye bir tarih de veriyor ama bir taraftan bakıyoruz. Yani sosyal medya içerisinde olağanüstü de espriler var. Yani çünkü söz konusu müdürle ilgili yurt dışı yasağı bile konmadı. Ama Mehmet Perinçe yurt dışı yasağı konduğu için Avrupa'ya gidip konferans veremiyor. Yani Ermeni soykırımı ve iddialarıyla ilgili. Şimdi Halk Bankası'nın eski genel müdürüne yurt dışı yasağı da yok. Sosyal medyada çok ilginç espriler var. Artık yerli oldu değil gidip Avrupa'dan yeni ayakkabı kutuları getirecek gibi. Ama dediğiniz gibi böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sessizliği bilinmesi. Şimdi yalnız o sessizlik şöyle bir şey. Şimdi bu yolsuzlukların olmasının bu aleni içeriden insanların çıkartılması sebebi de böyle bir sessizlik ortamı kuruldu. Pataküte konuşuyorlar ama konuştukları boş. Şimdi bu cemaat içinde bunları unutmayalım. Cemaat içerisinde o dershanelerde, zindan gibi yerlerde 17 yaşında getirilmiş zihni bomboş çocuklar var. İnsanlar önce zihni boşaltılıyor. Zihni büyük bir boşaltılıyor. Boşaldıktan sonra onlara bir görev ve rol veriliyor. İlahi bir rol veriliyor. Şimdi ben CHP'nin de bu ilahi rolü aldığını düşünüyorum. Ya bu benim şahsi düşüncem. Bunları söylemesem ölürüm. CHP'de bir ilahi. Tabii ki nurcu bir cemaat gazetelerinde olağanüstü bir CHP övgüsü var. Ama yani böyle bir yazıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanki bütün cemaat. Yani benim derdim CHP eleştirmek değil. Evet. CHP'ye katılan milyonlarca insanın iş duygusunu, karşı duruşunu, isyanını, duygularını, kederini, acısını, aşkını, eşitlik, hukuk sevgisini gayet iyi bildiğim için bu büyük zihinsel boşluk bu tarafı da kirletecek ve çürütecek diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey vardır, yani bir keder kası vardır. Bunu Darwin bulmuştur. Hayvanların suratında da çok az gözlemlemiştir. İnsanın yüzünde belli yerler düşer, üzüntüden dolayı düşer. Şimdi yaşlanınca biliyorsun ne göz torbaları düşer, kaş düşer, değil mi? Buralar düşer falan. Evet, bunlar düşer. Bu bir düşme vardır, keder kası. İnsan dışarıdan baktığı zaman kasvetli görünür yaşlandıkça. Oysa adam belki de normal bir adam ama kasvetli görünür. Şimdi bu cemaati ve bu aile eski büyük aile yapılarına bakalım. Bunların çocukları dikkat edin. Bunların hepsinde daha 17 yaşında dinç, diri olması lazım gerekirken bu çocuklar. Suratlarında bir keder kası var. Böyle bir kasvet, bir iç kasvet yaşıyorlar. Böyle donuk yaşıyorlar. Dünyadan uzak yaşıyorlar. Bu çok kuşkucu bir şeydir.